Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk yurt olarak bilinen Moğolistan toprakları, Türk kültür tarihinin en değerli eserlerinden biri olan Bilge Tonyukuk Anıtı'na da ev sahipliği yapıyor. Anıt, Orhun yazıtları içerisindeki en önemli parçalardan birini oluşturuyor. Orhun anıtları denilince bugün Moğolistan sınırları içinde yer alan Költekin Anıtı, Bilge Kağan Anıtı ve saydığım bu iki anıttan yaklaşık 470 km uzaklıkta bulunan arkamdaki Bilge Tonyukuk Anıtı anlaşılıyor. 720-725 yılları arasında 2. Göktürk Kağanlığı dönemine damgasını vuran önemli devlet adamlarından biri olan Tonyukuk tarafından dikilen bu anıtın en büyük özelliği ise Türk tarihinin bilinen en eski yazıtı olması. Başkent Ulaanbaatar'ın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda bulunan Bilge Tonyukuk Anıtı 1897'de botanik bilimci Clemens tarafından bulundu. Yüzyılları aşarak bugüne ulaşmayı başaran anıt, ufak hasarların dışında oldukça iyi durumda. Özellikle İslam öncesi kayıtların çok az tutulduğu bir döneme ait olması Bilge Tonyukuk Anıtı'nı daha da değerli kılıyor. Orta Asya coğrafyası, Kuzey Çin ve Avrasya'da genel olarak Avrasya coğrafyası açısından baktığımızda çok sayıda eski Türklerden kalma, yani İslam öncesi döneme ait anıt alanları gördüm. Bu anıtın önemi ilk olması ve gelecek nesillere doğru anıtsal alanda ders verici nitelikte bazı şeyler söylemesidir ki devlet idaresi, iç ve dış düşmanlar hakkında bilgi vermesi bize bunu açıkça ifade etmektedir, göstermektedir. Çin kaynaklarının hakkında bilgi verdiği Tonyukuk, 646 yılında Çin'de doğdu. Çin'de bir süre vali yardımcılığının ardından hapse atılan Tonyukuk, hapisten kaçtı ve bugün anıtın bulunduğu bölgeye geldi. 2. Göktürk Kağanlığı'na katılarak Apatarkan, yani Büyük Vezir olarak tayin edildi. Arka arkaya yaptığı hamlelerle Göktürk Kağanlığı'nı canlandırdı. Onun büyük gayretleriyle Orta Asya Türk hakimiyetine girdi. Bilge Tonyukuk Anıtı'nın çevresinde şimdilerde TİKA tarafından kazı çalışmaları yürütülüyor. Alanda bulunan detaylar oldukça dikkat çekiyor. Tonyukuk Anıtı'nın hemen az ilerisinde uzunluğu 1200 metreye bulan yaklaşık 200 parçadan oluşan bir balbal dizisi bulunuyor. Bunların Tonyukuk'un öldürdüğü düşmanları için mi yoksa cenazesine katılan kişiler için mi dikildiği ise tarihçiler arasında hala tartışmasını koruyor. Bugün Bilge Tonyukuk Anıtı, Moğolların sıklıkla ziyaret ettikleri ve kısmen kutsal saydıkları bir yer konumunda.